Evet, şimdi de Raspberry Pi'nin menüsü üzerinden kısa bir açıklama yapacağım. Burada güncelleme işlemimiz bitti. Update ve upgrade işlemlerimizi tamamladık. Sistemimiz güncel şu anda. Şuradan tıkladığımız zaman aynı başlat menüsü gibi burada Raspberry'nin başlat menüsü üst kısımda. Şurada programlama kısmı var. Burada Mu editör var. Mu editör bizim Python kodlarımızı yazacağımız editörlerden birisi. Zaten iki tane, üç tane alternatif var. Bir kabuk üzerinde çalışabiliriz. Bakın Python seçebiliyoruz buradan. Ayrıca cihaz bağlayıp buradan Raspberry, pardon, Mikrobit'i bağlayıp Mikrobit'i de kodlayabiliriz. Şöyle. Bu yine mod seçeneğinden ayarlanabiliyor. Biz genelde buradan yazacağız. Kodlarımızı çok kolay bir şekilde çalıştırabiliyor bununla. Benzer olarak şurada Node-RED var. Burada da düğümler oluşturabiliyor. Belki ileride bu konuya da kısaca değiniriz. Scratch 1-2-3 versiyonları var. Bunları çalıştırıp kodlama yapabilirsiniz. Yine burada Tony Editor var. Tony Python IDE diye. Bu da çok güzel bir editör. Özellikle ben ESP kartlarıyla IoT projeleri yaparken Windows'ta bu editörü kullanıyorum. Buradaki özellikleri biraz kısaltılmış olabilir. Menüler gözükmüyor. Şuradan debug diyelim. Buradan aygıt vesaire seçip çok güzel ayarlamalar da yapılabiliyor. Tabii bunda bazı özellikler dediğim gibi kısılmış olabilir. Yine bunu da Raspberry'nin GPIO pinlerini kullanarak LED yakma söndürme işlemleri yapılabilir. Biz tabi bunun için Mu editörünü kullanacağız. Şuradan bakın internet kısmında browser var. Ofis kısmında LibreOffice var. Standart gelen. Tabi tüm Linux sistemlerinde gelmiyor. Mesela Kali Linux'ta ofis paketleri yok. Dilerseniz kendiniz yükleyebilirsiniz. VLC ortam oynatıcısı tümleşik olarak geliyor. Resim görüntüleyicisi, basit oyunlar vesaire var. Text editor falan, Archiver yani WinRAR alternatifi falan diye düşünebiliriz. Dosya yöneticisi var. Burada yine üzerinde duracağımız configuration kısmı var. Şurada şöyle açalım. Bakın şurada Raspberry Pi'nin aynı bizim Raspi config yazdığımızda çıkan ayarlara benzer şekilde buradan da ayarlamalar yapabiliyoruz. Şurada sistem sekmesinde Pi'nin Raspberry olan şifresini değiştirebiliriz. Hostname diyor. A'da görünür. İsmini ayarlayabiliriz. Buradan da SSH modunda mı açılacak başlangıçta yoksa GUI modunda mı açılacak? Onu ayarlayabiliriz. Otomatik olarak masaüstünün açılmasını sağlayabiliriz ya da kullanıcı adı şifre isteyen pencerenin gelmesini sağlayabiliriz. Network ile başlangıç yapması için yani başlangıçta network'ten tarama yapması için bu seçeneği seçebiliriz. Bunun haricinde şurada display sekmesine girdiğimiz zaman yine Raspi Config'te anlattığımız ayarlar işte belli bir süre ekran hareketsiz kalırsa yani tepki gelmezse ekranı kapat şeklinde arayüzler var. Bakın kamera, SSH, VNC, SPI bunları hep anlattık neler olduğunu. Aynısı burada da var. Performans var. Ben grafik belleğini 512'ye kadar çıkardım. Bakın overlock bunda kullanılabilir değil. Sadece Raspberry 1 ile 2'de var. Şuraları çok karıştırmaya gerek yok. Bunun haricinde localization. Buradan da saat ve zamanla ilgili klavye ile ilgili ayarlamaları. Bakın ilk klavye zaman ayarlamasını yanlış yaparsanız ya da o adımı atlarsanız, kapatırsanız klavye Türkçe olmayacak. Dolayısıyla sonradan ayarlamak için buradan gelip ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Evet, bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Artık bir sonraki bölümde kodlama işlemlerini yapıp Raspberry Pi'yi GPIO pinlerinin nasıl kullanılacağını görebiliriz. Sonraki aşamada da IoT uygulamalarına giriş yapacağız. Sadece giriş yapacağız. Çok fazla detaylı olmayacak tabii. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.